Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Körber Vakfı tarafından düzenlenen Berlin Dış Politika Forumu kapsamında düzenlenen bir oturuma katıldı. İbrahim Kalın, gazeteci Time Sebastian'ın ve foruma katılanların sorularını yanıtladı. Kalın, Türkiye'nin dış politikası, NATO ilişkilerini ve Rusya'dan S-400'lerin alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oturum devam ederken Time Sebastian, İbrahim Kalın'a HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması üzerinden yüklendi. Sebastian, görevden alınan HDP'li belediye başkanlarının kanıtlanmış suçlarının bulunmadığını belirtti. Kalın ise devam eden adil yargı sürecinin olduğunu dile getirdi. Sebastian, Kalın'ın adil yargı süreci ifadeleri üzerine ise siz demokratik süreci mahvediyorsunuz eleştirisinde bulundu. Kalın da görevden alınan HDP'li belediye başkanlarının PKK ile çalıştıklarını ve cezalandırılacaklarını belirtti. Sebastian ise buna yanıt olarak İbrahim Kalın'ın FETÖ'nün yargı organı olan Zaman gazetesinin İngilizce yayınında çalıştığını hatırlatarak siz de cezalandırılabilirsiniz. Eskiden Gülenci gazete için çalışıyordunuz dedi. Kalın FETÖ için çalışmadığını, onlar için yazdığını ve bunun farklı bir konu olduğunu söyledi. İbrahim Kalın FETÖ operasyonlarından önce FETÖ'nün Today's Zaman gazetesinde yazarlık yapıyordu. Kalın ABD'deyken Gülen'i Georgetown Üniversitesi'nin 2009 yılında hazırladığı en etkili 500 Müslüman listesine 13. sıradan sokan kişiydi.